Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle 1K abone özel yeni taktik videosu yaptım. Onu sizinle paylaşacağım. Uzun zaman oldu yaklaşık 2 yıldır sosyal medyada Futbol Manager içerikleri üretiyorum. Bunun yaklaşık 6-7 ayı YouTube'da diğer kalanı ilk başladığım platform Twitch'ti. Artık YouTube'a devam etmeye başladım. Devamında güzel geri dönüşler aldım. Bu bağlamda sürekli artık YouTube için içerik üretmeye karar verdim. Kanal için ilk özel video 100. videoydu. Daha sonra ikinci özel video ise 1K yani 1000. abone özel videomuz oldu şimdi o barajı geçtik artık daha ince başarılara Yelken açacağız uzatmayayım lafı bir Kaya güzel bir taktik videosu yakışırdı bu zamana kadar kendi yaptığım taktiklerin en 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 iyi taktiği Çünkü bu taktik hem süperlikte değil İspanya'da konu alıyor hem de Valencia'nın yıllardır hasretini gidereceği bir La Liga şampiyonluğu mevcut. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid hegemonyasından Valencia'yı sıyırıp şampiyon yaptıran taktik oldu. Geçeceğiz. İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ve La Liga'yı kazanarak 3 kupayı da kazandıran bu taktiği şimdi sizlerle paylaşacağım. Yine açıklama kısmında Discord'a gelip bu taktiğin linkine ulaşabileceksiniz. Öncelikle videomu beğenip abone olursanız çok memnun olurum diyorum. Ve hızlıca videomuza geçelim. İlk olarak lig tablosuna bir göz atalım. Lig tablosuna göz attığımızda 38 karşılaşmaya çıkmışız. 30 galibiyet almışız. Tabi bu İstatistikler Süper Lig'lerde oluyor. Daha da iyileri oluyordu ama burada bir e, lig kalitesi farkını göze bulundurmak gerekiyor. 38 karşılaşmalı 30 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece bir mağlubiyet almışız sadece bir mağlubiyet. Yani bu muazzam bir istatistik bizim için. 75 average'da 97 puanla şampiyon olmuşuz. Şimdi detaylıca bir göz attığımızda 97 tane ligde gol atmışız. 22 tane yemişiz. Yani çok atmışız, az yemişiz. Taktiğimiz öyle bir taktik ki libero rolü de kullanıyorum. Birazdan taktiğe geçtiğimizde göstereceğim. Cavani coştu özellikle. Onu belirteyim. Zaten burada gördünüz. Gol krallığında 39 golle bak. 39 golle. La Liga'da adam Lewandowski'yi geçerek gol kralı oluyor. Ortalama puanda sol bekimiz Osegaya mevcut. Asiste de 18 asiste yine Osegaya var. ya Kalecimiz maçın adamı vesaire derken La Liga'ya bu sezon ambargoyu koymuşuz abi. Yeter Barcelona'dır, Madrid'dir. Yani o Madrid'leri geçelim artık. Barcelona'ya geçelim. Bir yeni takımlara bir elken açalım. Öyle değil mi? Şimdi lige istatistiklere baktık. Şimdi İspanya Kupasına baktığımızda biz Celta Vigo ile eşleşmişiz. Yani finalde güzel bir eşleşme oldu ama yarı finalde gerçekten bizi zorlayan bir takım çıktı. Barcelona. Ya hele fikstür sıkıntısı vardı ki öyle rotasyonlar vesaire çok uğraştım bu taktik için. Simüleden ziyade bu taktiği oynayarak almaya çalıştım. Şimdi baktığımızda totalde 7-3 yenmişiz. Barcelona'ya şöyle bir şey söz konusu. İlk maçta 3-2 yenilmiştik. Akabinde 5-0 mağlup ederek 7-3 Barcelona'yı mağlup ederek finale kaldık. Muazzam başarılar göstermişiz abi. İspanya Kupası'nın 5. turunda ise Vallecano'yu 3-0 yenerek gelmişiz. yani muazzam performanslar sergilemişiz açıkçası. İspanya Süper Kupası'na baktığımızda biz bir Real Betis ile yarı final oynadık. Akabinde de Real Madrid Barcelona'yı mağlup etmiş ve finalde onlarla karşılaştık. 1-0 onları da kazanarak muazzam başarımıza başarı katmışız ilk başta. Şimdi hızlı bir şekilde 1K özel taktiğimize geçelim. Evet taktiğimiz bu şekilde dostlar. Kalede Mardaşevili var. Şimdi savunmanın sağında yani üçlü stoperin sağında Mokhtar Diaby'i kullandım. Muazzam performans sergiledi gerçekten. 4 gol 2 asist var. Tabi savunma oyuncusu olduğu için 6 gole direkt katkı sağlaması bizim için muazzam bir etken oldu. Savunmanın soluna baktığımızda stoperlerin Gabriel'i kullandık. Gabriel de gerçekten güzel performans sergiledi. Totale baktığımızda önemli olan savunmada skor değil oyuna verdiği savunmada o 22 vali yedik dedim ya. O önemliydi bizim için ve libero rolünü kullandık bu taktikte. Hugo'yu biz liberoda kullandık muazzam işler çıkarttı gerçekten. Hani savunmada o e, merkezle aradaki bağlantıyı ve bir tık o savunmadaki boşu çok çok güzel kapattı. Bu bağlamda ilk defa liberolu bir taktik kullandım ve bu bize muazzam fayda sağladı. Şöyle göstereyim Libero'yu. Libero'nun gerektirdiği özelliklerde bu şekilde çok e, üst düzey bir özellik istiyor. Gerçekten fonksiyonel her şeyden istiyor açıkçası. Bu bağlamda bu tarz bir oyuncunuz varsa üçlü stoper oynayacaksanız Libero oynatmanızı şiddetle tavsiye edelim. Şimdi geliyoruz savunmanın sağına. Savunmanın sağında biz Koreyra'yı kullanmışız. Hızı muazzam gördüğünüz üzere. Bakıyoruz 44 karşılaşmada 1 gol 14 asistle oynamış muazzam performans sergilemiş. Şimdi geliyoruz sol bekimiz kanat bek yine aynı şekilde onlara bireysel rol verdim. Ta indirdiğinizi taktiğe göreceksinizdir zaten. Şimdi Gaya. Gaya bu sezon bizim için muazzam gerçekten performanslar sergiledi. Totale baktığımızda 46 maçta 3 gol 25 asistle yani asistin dibine vurmuş. Ya muazzam performans sergilemiş. Hakikaten bir kanat oyuncusu, hücum oyuncusu gibi performansını sergilemiş. Şimdi Niko'ya geliyoruz. Niko da işte ki 2 karşılaşmada 4 gol atmış. Şimdi Niko niye böyle skora az katkı sağladı? Burada pek defans oyun kurucu olarak oyuncu oynatabileceğim bir başka opsiyonel biri olmadığı için ben Niko'yu kullandım ki Niko da ortalama olarak skora katkı sağlamasa da asistin asisti dediğimiz olayları sağladığı için burada güzel performans sergiledi. Üçlüden bir tanesini oyun kurucu yapıp savunmaya çektim ki hani fazla açmayalım arayı diye. Burada asıl işler Kulivert ve Moriba'ya düştü. Kulivert'ın hızını görüyorsunuz muazzamdı. Bu bağlamda ben bu arkadaşı Mezzala hücum kullandım. Görüyorsunuz bu hızla aralardan kaçarak çok güzel pozisyonlar yarattı. Bakıyoruz 46 karşılaşmalı 16 gol 14 asistle. 30 gole direkt katkı sağlamış. Merkez orta sahamızdaki Mezala Culvert. Geliyoruz yine aynı şekilde ben Moriba'yı da Mezala kullandım. Baktığınızda 39 karşılaşmada 11 gol atarak 20 gole katkı sağlamış. Yani orta sahadaki iki oyuncumuz totalde 50 gole katkı sağlamışız. Şimdi geliyoruz. Samueli ben Yaratıcı forvet çok sevdiğim için Samuel'in hem hızına ve teknik ve fiziksel özelliklerine bakarak yaratıcı forvet oynatmayı düşündüm. Bu bağlamda çok güzel performansla sergiledi. Geliyoruz 44 karşılaşmada 20 gol, 8 asistle 28 gole direkt katkı sağlamış oluyor. Burada taktiğin en performans üst düzey olan oyuncusuna Edinson Cavani. Edinson Cavani çalışkan forvet destekte oynamaya çalıştım. Çünkü burada hem Samuel ile ikisi bir uyum sağlaması için birbirlerine destek olması için çalışkan forvet oynattım. Gol de atmasını istedim. Nitekim çok çok daha fazlasını verdi Edinson Cavani. 5 karşılaşmada 48 gol 9 asistle yani muazzam performans sergilemiş. Taktiğimiz totalde 124 gol atıyor arkadaşlar taktiğimiz gerçekten muazzam dediğim gibi bu zamana kadar ki yaptığım en 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 iyi taktik ee, Tabi bunu diğer e, daha düşük düşüklüklerde denerseniz çok daha iyi fazlasını e, alabilirsiniz diye düşünüyorum Çünkü böylesine zor bir ligde bu oyunla bu taktikle bu işi başardıysak Türkiye liginde <laughs> yani e, neler olmaz diyelim Hızlıca bir de oyun anlayışına gelelim pozitif futbolla oynamışsınız gördüğünüz üzere dar oynattık e, defanstan kısa pasta çıktı dedik ve göbekten oyna dedik. Merkezdeki oyuncularımızın bolluğundan dolayı sağdan ve soldan içe bindirene pas at dedik. Rakip ceza sahasına pas taşara girdik ve yüksek tempo ile oynadık. Karşı pres kontra atağa kalk dedik. E, kalecimizin elle oyun başlatması iyi olduğu için elle kısa oyna dedik ve topu stoperlere ver dedik pasörlerimize. Şimdi geliyoruz savunma hattımızı önde hücum hattımızı çok çok önde kullandık. Bu da tabii ki de pres yapabilmek önde baskı kurabilmek için. Nitekim bunu bu yıl çok çok güzel uygulayarak başardık. Yüksek şiddetli pres demişiz ve rakip kaleyi topa çıkarken baskı demişiz. Burada belirttiğim gibi taktiğin linkini vereceğim. Oyunculara verdiğim özel talimatlara buralardan ulaşabileceksiniz. Çünkü marke özelliği verdim. Daha fazla pres yap dedim. Orta vesaire böyle çeşitli e, talimatlar verdim. Taklin tam e, uyması için tabi e, o sizin kullanacağınız oyuncunun da o role, o talimatlara uygun olması gerekiyor. Açıklama kısmında Discord'a gelip oradan hemen linke ulaşabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. 1K özel nice e, 10K'ları artık neler olursa diyelim. <laughs> güzel videoydu. Benim için güzel bir maceraydı YouTube. Devamı da gelecek beğenip abone olursanız çok memnun olurum efendim. Farklı videolarda farklı futbol manager videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.